Başkent Ankara'da Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Gürkan Demir bizi bekliyor. Gürkan, bugünkü gelişmeleri nasıl değerlendirmek lazım? Bugün yaşananları bir özetleyebilir misin bize? Tabii Deniz Çağlayan, yarın Anayasa Mahkemesi toplanacak. Toplanmadan önce raportör, sen söyledin, raporunu hazırladı. Bu raportör Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP kapatma iddianamesi Anayasa Mahkemesi'ne ulaşmasının ardından yanlış hatırlamıyorsam 19 Mart tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan tarafından bir raportör görevlendirildi ve o raportör geldiğimiz yaklaşık 10-11 gün sonra noktada hazırladığı raporu Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesine de gönderdi. Evet, orada bazı eksiklikler tespit ettiğini usulen ifade ediyor raportör. Raporuna bunu yazdı ve bu usul hatalarının giderilmesi için iddianamenin tekrar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesini önerdi. İkinci başlık olarak eğer iddianame geri iade edilmeyecek ve kabul edilecekse Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına süre verilmesi ve o süre içerisinde eksikliklerin tamamlanması ve üçüncü başlık olarak da eğer yine iddianame iade edilmez ve kabul edilirse bazı tedbir kararlarının alınması, o tedbir kararlarının başında da bir HDP'ye üye yapılmasının durdurulması, iki hazine yardımından mahrum bırakılması ve hazine yardımı HDP'ye yapılmaması. Bu iki başlık üzerinden de raportör eğer iddianame kabul edilirse bir an evvel tedbir kararı almasını Anayasa Mahkemesi üyelerinden istedi. Buradaki usul eksiklikleri olarak tarif edilen şeylerin ne olduğunu Anayasa Mahkemesi yetkililerine sorduk. Aldığımız yanıt da şu oldu. Bir, iddianame içerisinde bazı kişilerin kimlik bilgilerinin eksik olması. İki, yine bazı kişilerin görev tanımlarının eksik olması. Üçüncüsü ise şu iddianame içerisinde 687 kişi hakkında 5 yıla siyasi yasak talebi vardı. O siyasi yasak talep edilen 687 kişi içerisinde bazı hayatını kaybetmiş isimler olduğunu da raportör belirterek bu gerekçelerle usul eksikliği olduğunu saptıyor. O nedenle iade edilmesini istiyor. Tabii yarın Anayasa Mahkemesi üyeleri bunu değerlendirecek. Burada Anayasa Mahkemesi üyesi raportörün önerdiği şekilde de hareket edebilir veya Anayasa Mahkemesi üyeleri der ki hayır, biz bu şekilde devam etmeyeceğiz. İddianameyi kabul ediyoruz. Eğer eksiklikler varsa onun da süreç içerisinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eksiklerin tamamlanmasını isteriz diyerek de yola çıkabilir. Ankara'daki hakim görüş bu şekilde. Yani biz yola çıkalım Anayasa Mahkemesi olarak. İlerleyen süreç içerisinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da burada belirtilen eksiklikleri tamamlasın yönünde bir beklenti var. Yani iddianamenin tekrar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gitmesi, ardından tekrar eksiklerin tamamlanarak AYM'ye gelmesinden ziyade yola çıkılması noktasında bir karar çıkmasını bekliyoruz. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin 8 gündemi var yarın. Bu HDP kapatma dosyası ise 8. ve son gündem. İlk 7 gündem görüşüldükten sonra sırası geldiğinde bu konuda görüşülecek. Yarın sabahın erken saatlerinden itibaren Anayasa Mahkemesi önünden gelişmeleri takip edip sıcak bilgileri izleyicilerimize paylaşacağız. Yarın Anayasa Mahkemesi'nin bir diğer gündemi, 4. sırada yer alan gündem de milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu ile alakalı. HDP'nin eski Kocaeli milletvekiliydi. 2 yıl 6 ay hapis cezası aldıktan sonra vekilliği düşürülmüştü. Bu vekilliğini düşüren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi mecliste okunmuştu. O tezkerenin iptali için Ömer Faruk Gergerlioğlu AYM'ye başvuru yapmıştı. Yarın Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu da karara bağlayacak. Yani yarın HDP hakkında iki karar Anayasa Mahkemesi tarafından bekleniyor. Orada vereceği kararlar şüphesiz önemli. Şimdi HDP iddianamesi HDP'nin terör odağı haline geldiği, bölücü terör örgütü PKK ile birlikte hareket ettiği, ondan talimatlar aldığı, onlarla nasıl işbirliği ve ilişki içerisine girdiği bir bir anlatılmıştı. Ve bu kapsamda da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
başvuru yapmıştı. Eğer Anayasa Mahkemesi iddianameyi kabul ederse raportörün hazırladığı raporda şöyle de bir ayrıntı var. İddianame kabul edilmesi durumunda HDP'nin mal varlığını durdurması ve üye yapımı konularının durdurulması yönünde bu süreçlerin hepsi yarın Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi toplandığı zaman belli olacak. Eğer iddianameyi kabul ederlerse önümüzdeki süreçte HDP'den bir ön savunma istenecek. O ön savunmanın ardından raportör bir kez daha hazırlık yapacak ve daha sonra hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Bekir Şahin'in sözlü açıklamaları dinlenecek. Hem de HDP'nin ifadesi sözlü olarak bu kez dinlenecek. Ardından tekrar bu veriler bir araya getirilerek bir rapor hazırlanacak ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü Arslan bir tarih belirleyecek. O tarihte de bütün bu veriler oturup değerlendirip tartışılacak ve HDP'nin kapatılmasına ilişkin süreçte karara bağlanmış olacak. Orada 15 üyenin en az 10'unun evet oyu vermesi durumunda PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması söz konusu olabilecek Deniz Çağlayan. Gürkan, son sorum da şu olsun. Tabii gözler yarın AYM Genel Kurulu'nda yapılacak. Bahsettiğin bu başlıklarda yapılacak, toplantıda olacak. Siyasetin gündemi de tabii ki buraya endeksli olacak. Partiler meclis kulislerinde neler konuşuluyor bu gündeme ilişkin? Hazırlıklar var mı? HDP daha önce Avrupa Birliği'ne, Avrupa Parlamentosu'na müdahalede bulunun çağrıları yapmıştı. Evet. Bugün de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi yetkilileri Türkiye'deydi. Evet. Hem Meclis Başkanı Sayın Mustafa Şentop'la hem HDP ile hem CHP ile hem İyi Parti ile ayrı ayrı görüşmeler yaptılar. Şüphesiz görüşmelerde hem CHP hem İyi Parti hem de HDP ile yapılan görüşmelerde öne çıkan başlık bir Selahattin Demirtaş'ın hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararlar, HDP'ye açılan kapatma davası gibi konu başlıklarıydı. Bu görüşmelerde kamuoyuna yansıyan bilgiler açısından söylüyoruz ve aldığımız bazı iddialara göre Türkiye'yi şikayet eden bir pozisyon içerisindeydi bu söz konusu siyasi partiler ve en nihayetinde Türkiye'de insan hakları olmadığına yönelik iddialar, işte Türkiye'de fikir özgürlüğü olmadığına yönelik iddialar gibi tartışmalar, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasıyla birlikte kadına şiddeti önünün açıldığı gibi iddialar konusunda Avrupa Konseyi yetkililerine şikayetleri dile getirdiklerini biliyoruz. Mustafa Şentop Meclis Başkanımızla yapılan görüşmede ise Sayın Mustafa Şentop Türkiye hakkında özellikle Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan bazı raporlar olduğunu, o raporların birçoğunun Türkiye ile ilgili gerçeklere yansıtmadığını, gerçeklerin çarpıtıldığını vurguladı Sayın Mustafa Şentop. Bu vurguları da son derece yerinde oldu. Şimdi HDP tabii yeni bir partiye geçiş İşte veya son ana kadar süreci bekleme eğilimi gibi konular tartışılıyor HDP'de. Önümüzdeki günlerde bu sürecin nasıl olacağına ilişkin HDP'den daha karar alınmış bir şekilde kamuoyuna açıklama yapmasını bekliyoruz. Ama burada HDP'den çok Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin tavrı da merak ediliyor. İşte CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye dokundurtmam diye bir ifade kullanmıştı. Bu ifade son derece tepkiyle karşılandı halk tarafından. Özellikle Diyarbakır anneleri başta olmak üzere HDP'nin kapatılması için bir beklenti halinde olan yurttaşlar tepkiyle karşıladı. Orada da şu sorular gündeme geliyor. Yargı HDP'yi cezalandırdığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan İstanbul'a yeni bir adalet yürüyüşü mü yapacak? HDP'li isimleri CHP'nin listelerinden mi aday gösterecek? HDP'li isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ilçe örgütlerinde mi ağırlıklı olarak yönetici olacaklar? Bu tüm bu sorulara da Cumhuriyet Halk Partili yetkililerin yanıt vermesi gerekiyor ki zaten kulislerde de bu konu başlıkları sıkça tartışılanlar arasında yer alıyor Deniz Çağlayan. Çok teşekkür ediyorum. Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Gürkan Demir, AYM Genel Kurulu'nun gündemini aktardı. 31 Mart'ta HDP'ye kapatma davasına ilişkin ilk inceleme yapılacak.